kurumlardan dolayı emniyet müdürlüğü. Bakanlık böyle bir tasarrufa her girdi. Yerde mi var bu? Her yerde değil. Çoğu yerler. Mesela Fas'ta alıyoruz. O detaya girme. Yani şey, o çözün yani. Onu, yani orada bir emniyet güvenlik sorunu var. Çözemiyoruz. Evet. Şu sorunlar bir şey yok. Ceza yazma yetkiniz var ancak bilgi paylaşımı yapamıyoruz diye. Bir ekip kuracağız, müşterek yapacağız diye. Müşterek yaparken de bütün cezaları kendilerine kes. Ya orada ayrı, orada ayrı olur mu ya öyle bir şey? Neyse. Ve adil. Tamam, adaleti en başa koyacaksınız. Hakkaniyeti. Tamam mı? Ona göre hareket edeceksiniz. Ve şunu yapacaksınız. Belediyenin aynı zamanda güler yüzü olacaksınız. Ama kararlı olacaksınız. Yani hem kararlı hem güler yüzü. Ordu efendisi diye bir tabir olacak. Yani. İstanbul efendisi gibi. Kibar, nazik. Tamam mı? Bunları yapacaksınız. Ben de sizin yanınızdayım. Ama kararlı olacaksınız. Yani gerekirse de kararlı oluştan da çekinmeyeceksiniz. Tamam. Böyle bir şey. Onun için hani kadife eldiven içindeki demir. Yumruk. Tamam mı? Adil. Yani bunları yapacaksınız. Aynı zamanda bizim müfettişimiz gibi de, danışmanımız gibi de bir üst görev. Not alın. Yani sizle ilgili olmayabilir ama enteresan bir şeydir. Bu bir hayvanla haklarıyla ilgilidir. Estetik olarak çarpıklıkla ilgilidir. Bir yoldaki trafikle ilgilidir ama siz trafiğe bakmıyorsunuzdur. Misal olarak söylüyorum. Yani bir diğer arkadaşınızın işi varsa onu da not edin. Böyle bir şey var diye. Tamam mı? Mesela turizm zabıtası trafikle ilgili bir yanlışlığı gördü. Veya tüketici haklarıyla ilgili bir şey gördü. Not attı. O benim işim değil diye bırakmasın. Tamam mı? Birbirinize iletin ama bize de bir kopyası gelsin. Belki o giden arkadaş ilgilenemeyebilir. Siz de ilgileniyor zannedersiniz. O şansınızı kaybedersiniz. Bir şeyi de notunu da iletin. Hatta bir tanesini de bizim beyaz masaya iletin. Oradan biz bakalım. Nasıl olsa amirlerinizle görüşüyoruz. Bakanım, Sayın Bakanım, sizin evet, işte zorlanıyor musunuz iş yaparken? Alakalı bir sıkıntımız var şu an için. Başka bir sıkıntımız yok şu an. Ben tekrar zabıta yılınızı kutluyorum. Yani 193. yıl. Evet. Çok güçlü ve aynı zamanda asil bir kuruluşsunuz. Hayırlı olsun. Allah kazadan beladan korusun. Ama dediğim gibi davranacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Gidebilirim.